Merhaba. 8 milyar insanın yaşadığı dünyada bunun en az yarısını etkileyecek bir savaşı tetiklemişseniz sağlam gerekçeleriniz olması gerekir. Sadece ülkenizin değil, insanlığın geleceğini tehdit eden edecek sağlam bir gerekçe. Rusya'nın haklılığını savunanlar enteresan örnekler veriyorlar. Biri şu mesela. Biri size silahını çekmişse siz de çeker ateşlersiniz. NATO yayılmacı stratejisiyle Moskova'yı köşeye sıkıştırdı. Kremlin'in yaptığı nefsi müdafaa ilginç bir önerme olduğu gibi kendi içinde de bir mantığı var gibi, inandırıcı gibi. Bu söylemle eğitim ortalaması orta ikiden terk olan kitleyi ikna edebilirsiniz. Bu tezi biraz daha köpürtebilirsiniz. Avlanmadan avlayacaksın, vurulmadan vuracaksın. Tuzakları kuranların başına geçireceksin. Şiddete şiddetle cevap verilir. Şiddete teşebbüs de buna dahildir. Rusya ve Türkiye'yi de katarsak Avrupa'nın kabaca 850 milyon nüfusu var. Yarısı Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yaşıyor. Ukrayna işgali doğrudan bu kadar insanı etkiliyor. Bana silah çektiler. Onlardan önce davrandım. Çektim ve vurdum. Düello mu bu? hafta sonu verileriyle en az 2,5 milyon Ukraynalı ülkesini terk etti. Çok daha fazlası yollarda, sınır boylarında bekleşiyor. 44 milyonluk bir ülke. Yüz ölçümü olarak Fransa ve İspanya'dan büyük. Polonya'nın iki katı. Sadece ilk iki haftada binlerce insan öldü, ölüyor. Avrupa'da silahlara çoktan veda etmiş, ordusunu sembolik seviyede tutan ülkeler silahlanmaya başladı. Finlandiyalılaşma diye bir şey vardı. Rusya ile arada tampon bölge yani. Şimdi bırakın Ukraynalıları, Putin sıkı yönetim ilan edecek diye korkan Ruslar Finlandiya'ya akın ediyor. Demokrasi korunmaya çalışılırken Ukrayna demokrasisi diye bir şey kalmadığı gibi Rusya'da da demokrasinin son kırıntıları ayıklandı Kuzey Kore oldu. Putin güvenilmez bir lider olduğunu kanıtladı. İsveç gibi eski Sovyet toprağı dahi olmayan ülkelere gözdağı verdi. NATO'dan şikayet ederken Belarus'a silah yığınağı yapacağını ilan etti. Tehditlerden yakınırken nükleer tehdidinde bulundu. Avrupa korktu. İrili ufaklı ülkeler AB ve NATO'ya başvuru sırasına girdi. Putin işgalden önce Avrupa güvenlik mimarisini Almanya ve Fransa ile birlikte Amerika olmadan inşa etmek istiyordu. En azından söylemi buydu. Bu olmayınca çıldırdı. Bu gidişle canıma okuyacaklar diye düşünüp şehirleri bombalamaya başladı. Şimdi tarihin görmediği ekonomik yaptırımlarla 145 milyon vatandaşıyla birlikte sınanıyor. Batı'nın enerji bağımlılığını yanlış okudu. Doğal gaz ve petrol satamazsa ekonomisi çöküyor ve iş oraya gidiyor. Uzun yıllardır ambargolarla preslenen İran, Venezuela gibi ülkelere gün doğdu. Bir parantez dış güçlerin ekonominize saldırması nasıl bir şeymiş anlaşılmıştır herhalde. Türkiye'de bir daha bu masalı anlatırlarsa şu son Rusya yaptırımlarını nazara verin belki susarlar. Savaşın uzaması kimin yararına bilmiyoruz. Şunu biliyoruz. Hızlı bitmesiyle uzun sürmesi arasında büyük fark var. Kanlı ve uzun savaş Putin'i yıpratır. NATO bu Rusya'nın değil Putin'in savaşı diyor. Gel gelelim yaptırımlarla Rus halkı da cezalandırılıyor. Ukrayna şimdiden harap oldu. Rusya'yı ise büyük buhran bekliyor. Bir dönem Irak halkının ilaç bulamaması gibi ağır dramlar yaşanacak. Putin silahını çekti ve tetiğe bastı. Yok tutukluk yapmadı, keşke öyle olsaydı. Ters tepti. Sıradaki analiz durdurulmazsa durmayacak.